Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda JavaScript'te uygulamalara devam ediyoruz. JavaScript'te yukarı çık uygulamasını yapacağız bugün. jQuery'de bunu göstermiştim. Fakat JavaScript'le de bu yapılabiliyor. Hem bu JavaScript uygulamalarını yapmamızdaki sebep hem JavaScript bilgilerimizi tazelemek hem de bunlarla yapılan uygulamaları gösterebilmek. Tabii JavaScript, jQuery'de çok daha az kodla yaptığımız şeyleri JavaScript'te biraz daha uzatacağız. Fakat yeni bazı komutlarda görmüş olacağız. Şimdi yapacağımız örnek uygulama şu. Gördüğünüz gibi bembeyaz bir yer. Şurada bir kaydırma çubuğum var. Aşağı doğru indiğim anda bakın aşağıda bir top olduğunu görüyoruz. Yani yukarı doğru çıkmasını istiyoruz. Üzerine geldiğim zaman şöyle bir ok oluyor ve buna bastığımda şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Tıkladığım an site yukarı doğru kaymış oluyor. Bunu JavaScript ile nasıl yaparız? Bundan bahsedeceğiz. Aşağı doğru iniyorum. Bakın buna bastığım anda yukarı çıkıyor. Ayrıca üzerine geldiğimde bu ok nasıl beliriyor? Bununla alakalı da konuşacağız. Ayrıca bunu yaptıktan hemen sonra bir siteye bu yaptığımızı siteye yani herhangi bir siteye nasıl entegre ederiz? Ondan da bahsedeceğim. Bu hazır şablonlardan bir tanesi. Bunu buraya nasıl ekleriz bu butonu? Çok basit bir şekilde bundan bahsedeceğiz. Hemen dersimize başlayalım. Şimdi öncelikle Visual Studio kodu bir açalım. Burada tabii daha önceden çalıştığımız kodlarımız var. Fakat biz sıfırdan oluşturacağız demiştik. Open folder diyelim ve şurada hemen yeni bir klasör oluşturalım ve yukarı çık uygulaması dedik. Sıfırdan arkadaşlar hem HTML, CSS hem de JavaScript kodlarını yazacağız. Şimdi hemen bunu açtıktan sonra yeni diyelim. Bir hemen index.html dokümanı oluşturalım. Hemen akabinde style.css'i oluşturdum. Bir de custom yani kendinize özel JavaScript dokümanını oluşturun. Şimdi burada hemen index'te ne dedik? Buraları çok fazla anlatmayacağım. Önemli olan bizim işimiz JavaScript bugün arkadaşlar. Şuraya hemen yukarı çık uygulaması diyelim. Bu arada bunun da kaynak kodlarını arkadaşlar mutlaka vereceğim açıklama satırında. Şimdi buraya geldik. Burada stil CSS'imizi de buraya alalım. Stil ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Stile burada gerek yok. Çok uzun uzadıya bir stil yazmayacağım. Bunu kapatıyorum. Hatta şunu şuradan delete diyelim. Dahili stil yazacağım arkadaşlar. Basit haliyle. Çünkü çok fazla bir stil kodu kullanmayacağım. Boş boşuna gerek yok. Fakat custom.js önemli. Custom.js'i arkadaşlar her zaman body bitiminden hemen önce script olarak tanımlarsanız genel manada sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. O yüzden buraya tanımlıyorum. Yoksa şeyde de olur. Head tagların arasında da olur arkadaşlar. Custom.js dedim. Şimdi hazırım. Öncelikle bir stil kısmını halletmem lazım. Çok basit haliyle yapacağımı söylemiştim. href demeye gerek yok. Href'e gerek bile yok hatta desem. Evet. Buna bir tek class atayalım. Diyelim ki yukarı çık diye bir klasım olsun arkadaşlar. Güzel. Yukarı çık diye bir klasım olsun. Şimdi head tagların arasında stil kodlarımızı yazacağımız tagları açtık. Nokta yukarı alt çizgi çık dedim. Buna yazacağım fakat body'ye öncelikle şöyle yapalım. Body'ye height'ına işte ne 4000 piksel diyelim. Bunun 4000 dememin sebebi aşağı doğru kaydırma çubuklarının çıkmasını istiyorum arkadaşlar. Hatta şuraya background color'da bir şey verelim arkadaşlar. Bir hemen F12 çektiğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir body'm var ve sağ tarafta kaydırma çubuğu oluşmuş durumda. Şimdi ben bundan yola çıkarak bazı durumlar yapacağım. Yukarı çıkta hemen geldim. Hemen ne diyelim? Height'ına 80 piksel diyelim. Tabii bunları çok daha detaylı bir şekilde arkadaşlar, daha göze hoş gelecek şekilde yapabilirsiniz. 80 piksel dedim. Bir border radius verelim. Yani bunun yuvarlaklığını sağlayalım arkadaşlar bu kutunun. Yuvarlaklığını sağladım. Background color'ına işte ilk başta red vermiştim.
Normal yazı rengini color'ını white yapalım. Şu şekilde. Font size'ını da arkadaşlar 30 piksel diyelim. Bu arada 30 pikseli de dedik. Başka ortalama komutlarına geçelim. Line height'ına işte nedir? 80 piksel dedik. Text align'ına center dedik. Böyle bir şey yaptık. Şimdi şuraya geldim. Burada top diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Top. Yani yukarı doğru çıkması için top komutu vereceğiz. Peki ben bir F12 çektiğimde bakın gördüğünüz gibi böyle bir şey oluştu. Bu benim istediğim şey mi? Hayır. Şimdi 80 piksele 80 piksel 80 piksel az mı oldu diye bakıyorum. Aslında az gibi de gelmiyor bana. Line height'ını 80 piksel yaptık. Font size'ı belli. Kutuyu biraz daha büyütmem gerekiyor arkadaşlar. Nasıl yapalım? Şu şekilde height 80, width 80. Aslında güzel bir şekilde durması gerekiyor idi. Ama durmamış. Şimdi peki ben buna bir 100 piksel versem acaba şuraya bir bakmam lazım. Evet şu an stil kodum etkilenmiyor arkadaşlar. Nedenine hemen bakıyorum. Nokta yukarı alt çizgi çık. Tamam. Etkilenmesi gerekiyor aslında. Piksel, 40 piksel. Evet, text align center. Style dedik. Allah Allah. Bir F12 çektim. Şuradan arkadaşlar bir bakmam gerekiyor. Element kısmından şuna baktığımda bir bakalım %80 hepsini uygulamış. Height'ını kaldırdığım zaman da he arkadaşlar burada yaptığımız çok basit bir hata. Display değil de bunun şimdi A inline bir element yani satır içi bir element. Biz bunu arkadaşlar ne yapmamız lazım? Display block diyerek arkadaşlar display blok diyerek blok level bir element olduğunu ne yapmam lazım? Belirtmem lazım. Ben de diyorum niye olmadı? Şimdi hemen bir F12'yi çekeyim ben. Gördüğünüz gibi yuvarlak bir top oluştuğunu göreceksiniz. Bu blok level bir element olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Şimdi bu topu buraya almam gerekiyor. Bu topu buraya alabilmeniz gayet basit. Bunun için bu display blok olan özelliği yüzer yapmanız lazım. Yani position'ını fixed yaparsanız arkadaşlar position fixed dediğiniz anda artık bakın şöyle diyeyim şu şekilde bir saniye şunu yenilemedik mi? Yenileyelim. Bakın yukarıdan aşağı indiğim halde o fixed yani yüzer şekle getirdim. Peki buraya nasıl getireceğim? Artık yüzer hale geldikten sonra batımından ne diyelim 15 diyelim arkadaşlar. Ve bottom yani alt taraftan 15 ve sağ taraftan right'ından 15 verebiliriz arkadaşlar. 15 piksel diyelim bu arada. Piksel yoksa kabul etmeyecek herhalde. Evet. Şimdi şöyle yaptım. Yenile dedim. Bunu buraya almış oldum arkadaşlar. Bakın yüzer halde herhangi bir sıkıntısı yok. Güzel. Buraya kadar hep CSS uğraştık arkadaşlar. Tabii yukarı çıkın üzerinde hatta şu CSS kısmını bitirelim burada. Yukarı çık hover dedikten sonra hemen şuraya ne diyelim kürsörünü pointer yapalım. Evet şuraya geldim yenile dedim üzerine geldiğim zaman el işaretini ne yapabiliyorum görebiliyorum. Ayrıca ne diyelim background color'ına da purple olayını bir ne yapalım atayalım. Şimdi bu purple olayını da şöyle atadıktan sonra yenile dedim. Bakın gördüğünüz gibi gayet başarılı. Aşağı doğru geldiğim zaman bazı şeyler olacak. Şimdi gelelim JavaScript tarafına. Şimdi JavaScript'i tanımladık. Öncelikle arkadaşlar bizim neyi seçmemiz gerekiyor? Yukarı çıkı seçmemiz gerekiyor. Yani şu elemanı yani şunu seçmem gerekiyor. Biliyorsunuz JavaScript'te seçim işlemlerini temel derslerde anlatmıştım. Hemen var yukarı diye bir değişken oluşturalım. Ve bu değişkene diyelim ki document nokta get element by class name deyip çift tırnak içerisinde yukarı alt çizgi çık dedikten hemen sonra onu seçebilmek için ne yapıyordum? Köşeli parantezler içerisinde şöyle köşeli parantezler içerisinde sıfır yazıyorum. Nedeni ne?
birden fazla yukarı çık klası varsa onun ilkini seç anlamındadır bu. Ondan dolayı geliyor. Hatta hemen kontrollerini de mutlaka console.log'da yapa yapa giderseniz arkadaşlar emin adımlarla ilerlersiniz. Yukarı dedim şu şekilde. Ctrl S'yi çektim. Gelelim bir bakalım. Yenile dedim arkadaşlar. Bir bakalım F12'ye bastığımda konsol kısmına geldiğimde bakın. Ben bunu seçmişim. Console.log ile. Güzel. Bunu da seçtim. Devam edelim. Şimdi ben hangi öge üzerinde işlem yapacağım? Önce onu söyleyeyim. Şimdi bu scroll olduğu zaman yani öncelikle şunun kayıp bunun olmaması gerekiyor değil mi? Bunun olmaması için şurada ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Display none yani görünme demek gerekiyor. Şimdi yenile dediğim zaman bu uçacak. Aslında burada hala var. Duruyor. Ama biz bunu JavaScript ile şuraya bir yere geldiği zaman görünmesini sağlayacağız. Olayımız bu. Yani bugün anlatacağım konu bu aslında. Buraya geldim. Diyorum ki window. Arkadaşlar window ögesini yine aynı şekilde anlatmıştım. Pencere ögesi. Bu ögenin içinde bir sürü şey var. Mesela console.log deyip window'u çağırdığınızda hemen bakalım. Ctrl S. Geldim buraya. F5 diyelim ve F12 diyelim. Bakın konsolda bakın window ögesi geldi. Window ögesinin içinde neler varmış? Bakın gördüğünüz gibi şöyle hatta biraz yukarı kaldıralım. Bunun içerisinde bir sürü öge var. Peki ben burada neyi kullanacağım? Arkadaşlar ben burada kullanacağım olay ben bunu sonuçta scroll yaptığımda bir şeyler olmasını istiyorum değil mi? Bakalım scroll ögesi var mı? Var. Bakın scroll x 0'mış, scroll y 0'mış. He, demek ki benim x eksenim bu. Y eksenim de yukarıdan aşağı. Y ekseninde işlem yapacağım. Çünkü scroll'u Y'ye göre aşağıya doğru kaydıracağım. Ben o yüzden Windows'un scroll Y ögesiyle ilgileniyorum. Şimdi şuraya geldim. Şunu hemen bir öldürdüm. Şunu da aynı şekilde yorum satırı haline aldık. Şimdi geliyorum diyorum ki window nokta add event listener. Arkadaşlar bunları görmüştük. Yani bunları olay dinleyici ata. Olay dinleyici de ben neyi dinleyeceğim? Scroll olayını dinleyeceğim değil mi? Mesela butonda click dinliyorduk. Ya da üzerinden geçme olayını dinliyorduk. Bunda da scroll yani scroll yapılmışsa bir fonksiyon çalıştır. Function şu şekilde arkadaşlar. Function dedikten sonra şuraya süslü parantezler. Şu şekilde yaptım. Scroll olduğunda şu fonksiyonu çalıştır. Yani içerisine yazacağım şeyi çalıştır demek. Geldim buraya. Const diyelim. Const mesafe. Ha, bu arada var da diyebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Const yani bir değişken tanımlıyorum ben burada. Window ögesinin altında scroll y diye bir neyim var? Değerim var. Bana bunu getir. Her scroll olduğunda bana bunu getir. Şimdi bakın neyle karşılaşacağız. Yalnız tabii ki bunu görüntüleyebilmem için console.log diyorum ve buraya mesafeyi çağır. Güzel. Mesafeyi de çağır dedim. Hemen yenileyelim. Bir F12 çekelim arkadaşlar. Şimdi şunu scroll ediyorum bakın. Görüyor musunuz? 371. Demek ki yukarıdan 371 inmişim. Bakın hatta aşağı doğru iniyorum. 600-900 piksel devam ediyor arkadaşlar. Hepsini nereden getiriyorum diyor. 8. satırdan getiriyorum. 8. satırda kim var? İşte şu yazdırdığı olay var. Demek ki scroll Y yukarıdan olan uzaklığını veriyormuş değil mi arkadaşlar? Yani ben buraya hatta yorum satırı olarak yapalım. Yukarıdan olan uzaklığı verir diyelim arkadaşlar. Ve şunu da Ctrl Ö dedik. Tamam. Yukarıdan olan uzaklığı aldım ben. Şimdi bu benim ne işime yarayacak arkadaşlar? If döngülerinden bahsetmiştim. If eğer mesafe 300'den büyük ise arkadaşlar 300'den büyük ise bir şey yap. Değilse de bir şey yap. Şeklinde şey yapacağız. Şimdi benim 300'e kadar daha doğrusu burada hiç görünmüyor değil mi? Bakın yukarıdan aşağı iniyorum. Hiçbir şey görünmüyor. İşte o topun şöyle yukarıdan 300 olduğu anda görünmesini istiyorum. Olayım bu. Peki ben burada ne yapacağım? Şöyle bir şey. Diyorum ki yukarıya bir class eklemem gerekiyor. Yani bunu gösterecek bir class. Öncelikle şurada bir class tanımlayalım. Diyelim ki göster diye bir class tanımlayalım. Nokta göster. Evet.
Göster diye bir class tanımladım. Göster klasında diyorum ki display blok ol. Çünkü ben ne yapmıştım ilk başta? Display none yapmıştım hatırlarsanız. Göster yani ben burada ne yapacağım? Burada bu göster klasını eklediğim anda artık bunun içindeki display blok çalışacak. Bir de nokta kaybol diyelim burada. Kaybol da arkadaşlar nereden gelecek? Display none dediğim zaman kaybolmasını da sağlayacağım. Şimdi öncelikle bunları yaptıktan sonra diyorum ki basit bir şekilde yukarı bakın yukarıda ne vardı? Yukarı çık elementini seçmiştik. Nokta class list. Bunun class listesini getir. Ama bu class listesini getirdikten sonra bir de add yap. Yani içine ekle. Neyi ekle? Benim şimdi atadığım gösteri ekle. Evet. Şimdi gelelim kodlarımıza. Yenile dedim. Bakın şu an hemen geldi. Dikkat ederseniz. Şöyle yapalım. Şunu şuraya geldik. Yenile dedim. Bakın herhangi bir şey yok. Bakın geldim, geldim, geldim. Hop göründü. Şurada bir yerde 300 oldu demek ki. Göründü. E peki tam da en yukarı çıktığım zaman da kaybolmasını istiyorum ben. Nasıl olacak arkadaşlar bu? Şuraya geleceğim. Yukarı nokta class list nokta bu sefer de ne yapalım? Aslında biz niye kaybolu yaptık ki? Remove deyip gösteri silebilirdik aslında arkadaşlar. Niye böyle bir şey yaptık hakikaten? Göster diyelim. Yani gösteri buraya koyduğumuz gibi silebiliriz klasını. Şimdi yenile dedim. Bakın kayboldu. Aşağı indim. Çıktı. Yukarı çıktım. Hop kayboldu. Aşağı indim. Yukarı çıktım. Aşağı indim. Yukarı çıktım. Gayet başarılı çalışıyor değil mi arkadaşlar? Herhangi bir sıkıntım yok. Şimdi bir sıkıntım yok dedim. Bakın bir bakın şöyle mouse'la da indiğimde orta tekerlekle indiğimde gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Peki ben buna bastığım anda yukarı çıkmasını istiyorsam ne yaparım? Yapacağım olay gayet basit aslında. Nedir? Daha önceki videolarımda da bahsettim. Yukarı özellikle yukarıda tanımladım. Yani bunların içinde tanımlamadım. Her yerde kullanılabilir olsun diye. Yukarı nokta add event listener dedikten sonra arkadaşlar buraya ne diyelim? Tıklandığında çalışacak bir metot yapıyoruz ve function çalışmasını istiyorum ben. Buraya fonksiyon yazıyoruz. Diyoruz ki sen click olduğunda kardeşim şunu yap. Window ögesinde ne vardı arkadaşlar? Scroll pardon scroll bakın şurada scroll x scroll y var bir de scroll to var. Scroll to belli bir yere gidebilmesi yani pencereyi belli bir yere götürmek için kullanılan komuttur. Burada scroll to 0,0 dediğinizde en başa döner. Yani x ekseninde 0, y ekseninde 0 olacak konuma git anlamındadır bu. Tıkladığımda oraya gidecektir. Peki şöyle geldim. Bakın herhangi bir sıkıntım yok. Tıkladım gitti. Gördüğünüz gibi bakın şuradayız en aşağıda. Tıkladım site en yukarıya ne yaptı? Çıktı. Bunu tabii siteye entegre ettiğimde daha iyi göreceksiniz. Tıkladım çıktı. Bir de ben size ne demiştim? Üzerine geldiği zaman bunun yukarı yönlü bir ok olmasını istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Bu da çok basit. Şöyle söyleyeyim. Şurada toptal.com bu siteyi de tavsiye ederim. Gayet güzel bir site. Şurada arrows'lar var. Mesela burada beğendiğiniz bir arrow bulmak istiyorsunuz arkadaşlar. Mesela yukarı benim kullandığım nerede? Burada. Şimdi arkadaşlar şu oku almak istiyorsunuz ve sitenize göstermek istiyorsunuz. Ama bunu da JavaScript tarafında yapmamız gerekiyor. Yani benim şöyle yukarı çıktım, aşağı indim, üzerine geldiğim zaman şu topun silinip yerine o ikonun gelmesi için yine benim JavaScript'e ihtiyacım var. Bunun için yine yukarıyı dinliyoruz. Yukarı nokta add event listener dedim ve çift tırnak içerisinde mouse move yani üzerine geldiğinde bir fonksiyon çalıştır, function çalıştır ve buraya ne diyorum arkadaşlar? Diyorum ki yukarı nokta text content derseniz bütün içerik değişir ve herhangi bir HTML kodu yazamazsınız. O yüzden buraya inner HTML diyorum. Yani bir inner HTML göm. Bunu da şu toptal.com'daki mesela şu kodu alarak arkadaşlar HTML kod diyor ya arkadaşlar. O kodu alıp
Şuraya kopyalayıp buraya yapıştırdığınızda artık ne olacaktır? Şöyle yapalım. Mouse move olduğu anda artık olayım çalışacaktır. Şimdi bir şöyle yapalım. Aşağı inelim. Üzerine geldim. Heh. Böyle bir sıkıntıyla karşılaştık. İçindeki neyi yazdı arkadaşlar? Değeri yazdı. Peki ben burada ne hata yaptım? Şurada acaba noktalı virgülü sildiğim için mi böyle oldu diye düşünüyorum. Yenile dedim. Üzerine geldim. Bakın gayet başarılı çalıştı. Yalnız üzerinden gittiğim zaman bu sefer top kısmının çıkmasını istiyorum. Yani ben buna tıklamak istemedim mesela. Üzerine sadece geldim ama tıklamadan çıktım diyelim. O zaman ne yapacağız? Şuradaki kodun aynısını kopyalıyorum ve şuraya yapıştırdım. Diyorum ki bu sefer de mouse move değil de mouse out. Yani burada aynı zamanda arkadaşlar size olay dinleyicilerindeki olayları da anlatmış oluyorum. Bu sefer inner HTML'ye tekrardan top yazın. Mesela top dedik. Şu şekilde. Böyle bir mantık kurduk diyelim. Yenile dedik. Şöyle. Bakın yukarı, aşağı, üzerine geldim, çıktım, üzerine geldim, çıktım. Bakın gayet güzel çalışıyor. Tıkladım, yukarı gitti. Gördüğünüz gibi. Tıkladım, yukarı gitti. Evet arkadaşlar, aslında konunun özeti bu şekilde. Ne iş yaptığı, neleri yaptığı burada gayet açık seçik anlatılıyor. Bu dokümanı atacağım zaten size. Peki ben bunu bir siteye nasıl uygularım? Mesela en basit olarak şu şekilde uygulayabiliriz. Site göstermiştim ben size. Mesela bu sitede bunu nasıl uygularım? Yazdığım kodları buraya entegre etmek istiyorum mesela. Çok basit. Şunları şöyle bir kapatalım. Öncelikle. Ve şunu birlikte aç deyip nerede açalım? Visual Studio Code'da açtım. Artı şöyle yapmamız gerekiyor. Sonuçta bu yukarı JavaScript yukarı çık. Yukarı çık uygulamasıydı değil mi bizim yaptığımız? Şimdi şu custom JS'i aldım bir kere. Her türlü. Bu yapacağım sitenin içine yapıştırdım. Çünkü bu JavaScript dokümanını görmezse çalışmaz. Peki ben bu sitede bakın gördüğünüz gibi birçok kod yazıyor burada. Burada bu sitenin hemen en altına geldim ve custom JS ekli durumda. Demek ki daha önceden eklemişim ben bunu. Şu şekilde arkadaşlar şunun olmadığını farz edersek script deyip src ile işte nedir? Custom JS dosyasını ekledim. Bu bir. İkincisi arkadaşlar benim buraya neyi eklemem lazım? Şu indeksteki sadece ve sadece şu A klasını herhangi bir yere kopyalamanız yeterli. Yani en üste ya da en alta kopyalamanızın hiçbir anlamı yok. Mesela body'nin hemen altına şuraya yapıştıralım mesela. Ctrl S dedim. Burada tabi şu an çalışacak mıdır? Tabii ki çalışmayacaktır. Bakın top burada var ama stillendirme kodları olmadığı için yine çalışmayacaktır. Peki ben bu stillendirme kodlarını nereden alacağım? Şuradan alacağım. Şunların alayını kopyaladım. Şu, bu arada kaybolu şuradan silelim. Yeri gelmişken. Biz kullanmadık çünkü onu. Şöyle. Şimdi şunları aldık. Şuraya kadar. Body'yi de almıyorum dikkat ederseniz. Çünkü body'yi ben bilerek yazmıştım. Hatırlarsınız. Burada neresine yazacağız? Bunun stil dosyası nerede? Şurada. Şuna bir tıklayıp getirdim bu stil dosyasını. Şuraya yapıştırdım. Ctrl S dedim. Şimdi gelin bakalım entegre olmuş mu? Yenile dedim. Bakın herhangi bir şey yok sitede. Aşağı doğru indim. Tab çıktı. Dikkat edin. Ve üzerine geldim. Tıkladım. Gitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir uygulamayı gayet rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Siteye de bu şekilde entegre etmiş olursunuz. Evet daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kodlarımız bu şekilde. Şunları kapatalım. Şu stilde kapatalım. Yani bizim yazdığımız kodlar arkadaşlar burada çok basit ama birçok şeyi anlayacağınızı düşündüğüm bir uygulama oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.